Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırladığı uzun masa tartışma yaratmıştı. Putin Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u da yine aynı masada ağırladı. <laughs> Öte yandan Ukrayna-Rusya krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüşmesi sonrası açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın zor kullanılarak kısıtlandırılmasını tehdit olarak görüyoruz dedi. Batılı ülkeler tarafından kendilerine güç uygulanarak kontrol altında tutulmaya çalışıldıklarının altını çizen Putin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Avrupa'nın birçok ortak belgesinde yer alan Eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son derece keyfi olarak ve kendi çıkarına olacak şekilde yorumlamasına göz yumamaz açıklamasında bulundu. Sözlerinin devamında Rusya'nın savaş istemediğini dile getiren Putin, Rusya savaş istemiyor ve bu nedenle güvenlikle ilgili teklifler sunduk. Ancak dün Dışişleri Bakanı'nın yaptığı sunuma göre bu yanıtlarda tartışmaya karşı olmadığımız ve önceki yıllarda Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konularda partnerlerimize önerdiğimiz bir dizi husus yer alıyor. Yani kısa ve orta menzilli füzelerle askeri şeffaflıkla ilgili bu önerileri tekrar istişare etmeye hazırız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini söyleyen Biden, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Beyaz Saray'dan yaptığı basın açıklamasında Rus birliklerinin Ukrayna sınırındaki tehdit edici konumundan çekildiğine dair bir işaret olmadığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini söyledi. Suing more illiberal futures.